Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınım sizi kıtanlar ekranımızda bolsun. Amerika bilen Avrupa'nın hemkarlığı Xitay'ını endişige saldı. Amerika bilen Avrupa İttifakı'nın Xitay'a karşı hemkarlığı Xitay'ın narazılığını kozgan bolup, Xitay rejimi mezkur hemkarlıqning Xitayga qaratilmasligi kerakligini bildirdi. Xitay xalq to'rining xabarida bildirilishicha, Xitay tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning 5-dekabr bayonot e'lon qilib, Amerika bilan Yevropa hamkorligining 3-tarafga qaratilmasligi kerakligini, Xitayni bahona qilib qarshilashishga qudrat quloq qilishga bo'lmaydiganligini bildirgan. Muxbirlarni kutib olish yig'inida bir muxbir bayonotchi Mao'ningdan Amerika'nın muavin taşkı işler ministeri Sherman Avrupa İttifakı taşkı hareketi bölümünün başkatibi Stefano Sanino bilen 4. nöbetlik Amerika Avrupa Xitay meselesi yukarı katlam sökpüte ötküzüp bazı meselelerde Xitay'ını ayıplıgan. Xitay bununla kandak inkas kaydırdı deb sorgan. Bayanatçı Mao'nun cevaben Amerika bilen Avrupa'nın Xitay'nın içki işlerine arlaşışıga Xitay'a karıcaplışığı karıştırdığalıqını Amerika'nın başka devletlerinin Xitay karıxallarının üskünlerini işletmeslike Xitay bilen hemkarlıqını toxtışkı ündigerlikini Amerika'nın özek ve ilimpen kanununu oturgu koyup ihtipaqtaşları bilen birleşip Xitay'a karıda ixtisadi ceza yürgüzgerlikini başka devletlerinin Xitay bilen bolgan münasibetini üzüşkü ündigerlikini dava kılgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligining organ to'rbekiti 2-dekabr xabar e'lon qilib, Amerika muavin tashqi ishlar ministri Shermanning Yevropa ittifoqi tashqi harakat bo'limining bosh kotibi Sanino bilan 4-chi navbatlik Amerika Yevropa Xitoy masalasi yuqori qatlam suhbati o'tkazganligi, suhbat davomida Xitoyning xalqaro iqtisod sohasidagi buzg'unchilik harakati, shundaqla Xitoyning Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchilik harakatini qanday cheklash masalalarini muzokara qilganligi, undan boshqa ikki taraf ta'minlash zanjiri masalasi va Tayvan bo'g'izi bexatarlik masalasida o'rtaq tunishi hosil qilganligini bildirgan. Xi Jinpingning Saudiya Arabistan ziyorati diqqat qo'zg'adi. Xi Jinping 7-dekabr 3 kunlik Saudiya Arabistan ziyoratini boshlagan bo'lib, bu jarayonda u Xitoy, Saudiya Arabistan, Xitoy Paris qo'ltiqi davlatlari, Xitoy Arab davlatlari qatorliq 3 chuqur rahbarlar yig'iniga qatnashdi ekan. Xi Jinpingning bu qatimliq ziyoratidagi asosiy maqsadining Arab davlatlari bo'libmi Paris qo'ltiqi rayonida ta'sir doirasini kengaytirish ekanligi bildirilmoqda. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Xi Jinping 7-dekabr Saudiya Arabistonining poytaxti Riyodga yetib kelib, dunyodagi eng chong neft eksport qiluvchi davlatdagi 3 kunlik ziyoratini boshlagan. Shu kuni Xi Jinping Saudiya Arabistan podshohi Salman bilan ikki taraflik uchrashgan bo'lib, uchrashuvga Saudiya Arabistan taxt varisi shahzoda Muhammad bin Salman qatnashgan. Padişah Salman bilan Xi Jinping tunji navbatlik Xitoy Arab boshliqlar yig'iniga riyosatchilik qiladigan bo'lib, Yig'inga Paris qo'ltiqi rayonidagi 14 arab davlat boshliqlari qatnashdi ekan. Mazkur yig'inda asosan Xitoy bilan arab ellarining erkin savdo rayonini qurish masalasi muzokara qilindi ekan. Bildirilishicha 20 yildan ko'proq vaqtdan buyon Xitoy Saudiya Arabistonga solgan mablag'ini uzluksiz ko'paytgan bo'lib, Xitoy Saudiya Arabistonning asosliq neft sotib oluvchisi bo'lib, Saudiya Arabistan neftining 1/4 qismi Xitoyga eksport qilindi ekan. Undan boshqa Xitoy Saudiya Arabistonining eng chong savdo hamrohi bo'lib, navbatda Xitoyning Saudiya Arabistonga bevosita solgan mablag'i 106 milliard 500 million Amerika dollariga yetadi ekan. Bu qatim ikki taraf 10 necha xil kelishim imzolashni planlagan bo'lib, bu kelishim 29 milliard 200 million Amerika dollariga yetadigan iqtisod va savdo kelishimi, mablag' solish aslatmasi va bexatarlik va energiyaga munosabatli kelishimlar ekan. Undan boshqa bu qatim Xitoy bilan Saudiya Arabistonining kengaytmoqchi bo'lgan savdo sohasi, ul aslaha qurilishi, mashina yasash, sayohat va qurol-yarog' qatorliqlarni o'z ichiga oladiganligi mo'ljallanmoqda. Navbatda Saudiya Arabistan va Paris qo'ltiqidagi boshqa davlatlar sheriklik munosabatini ko'p xillashtirib, Xitoy va Rossiya bilan bo'lgan iqtisod va savdo almashtirishni kuchaytmoqchi bo'lgan. Amerika tarafining aytishicha, bir qism dengiz qo'ltiqi davlatlari Xitoy bilan 5G texnikasi qatorliq sezgir sohalarda hamkorlashishni planlagan. Ötken 20 yıl jarayonida Xitoy bilan Saudiya Arabistonining strategik sohalardagi hamkorligi chuqurlashgan bo'lib,
Saudi Arabistan Xitayning Sharq Turkiston musulmonlariga qarata ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik masalalarida Xitayni qo'g'lab kelgan. Undan boshqa Xitoy Saudi Arabistonning Yamanga tajovuz qilishi, Qatar bilan bo'lgan diplomatik munosabatining uzilib qolishi va jurnalist Jamal Qashiqchining qaslab o'ldirilishi masalasida Saudi tarafda turib ochiq oshkora ifoda bildirmagan. Tashkilotlar birligi Xi Jinpingning Saudi Arabistan ziyorati haqida bayonot e'lon qildi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi Sharq Turkistonda islom va musulmonlarga qarshi irqiy qirg'inchilik siyosati ijro qilayotgan va Sharq Turkiston xalqini butunlay yo'qotish uchun harakat qilayotgan Xi Jinpingning Saudi Arabistan ziyorati haqida Arab islom allariga jiddiy chaqiriq e'lon qildi. Chaqiriqda Xitoy rejimi kattivishi Xi Jinpingning 7-dekabr boshlangan 3 kunlik Saudi Arabistan rasmiy ziyorati va bu ziyorat jarayonida Xitoy, Saudi Arabistan, Xitoy Paris qo'ltiqi davlatlari va Xitoy Arab davlatlari qatorliq 3 cho'ng yig'in tashkillaydiganligi, albuki Arab islom allari bilan birlikda yig'in tashkillamoqchi bo'lgan Xitoy raisi Xi Jinpingning Sharq Turkistonda jazo lageri qurib, Uyg'ur xalqini misli ko'rilmagan darajada irqiy qirg'inchilik bilan yo'qotish siyosati ijro qilayotganligini va har jihatdan insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarni sodir qilayotganligini aytib, Xitoy rejimining Sharq Turkistonda Qur'oni Karimni ko'ydirganligi, 16 mingdan ortiq masjidni chaqibotganligi, xalqaro jamiyatdagi davlatlar va organlarning Sharq Turkistondagi bu ichinishlik vaziyatga qarata bir qator tadbir va usullarni qo'llanganligi va Xitoyga har xil jazo va embargolarni yurgizganligi bildirilishi bilan birga, islom dunyosining eng sezgir bo'lishi kerak bo'lgan bu masalada sukuti turayotganligi ta'kidlandi. Chaqiriqda yana Sharq Turkiston xalqining Arab islom allari bilan dunyo qarash, aqida va tarixiy munosabatlarining borligi, Saudi Arabistan padishohligini o'z ichiga olgan Arab davlatlarining Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatining nihoyat qisqa ekanligi, Arab allarining Xitoyni haqiqiy shaklda tushunmaydiganligi, Xitoyning O'rta Sharq va har qaysi Arab davlatlarida har xil nomlar bilan elib berayotgan harakatlarining amaliyotda mazkur davlatlarning siyosiy va iqtisodiy sohasiga singib kirish uchun ishlatilgan vosita ekanligi, bu sabablik Saudi Arabistan va boshqa Arab davlatlarining Xitoy bilan bo'lgan ikki taraflik munosabatlarida Sharq Turkiston masalasiga va u yerdagi qirindoshlarning ahvoliga sal qaramaslikka kerakligi, barliq Arab davlatlarining haqqoniyat va adolat tarafida turib, dunyo miqyosida e'tirof qilingan Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini kun tartibga keltirishi kerakligi talab qilingan. Chaqiriq oxirida barliq Arab davlatlari rahbarlari Muhammad alayhissalomning tovandagi hadisi haqida o'ylanishga chaqirilgan bo'lib, mazkur hadisda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq degan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Musulmon musulmonning qirindishi, u uningga zulm qilmaydi va kofirga topshirib bermaydi. Kimki qirindishining ehtiyojini qondirsa, Alloh uning ehtiyojini qondiradi. Kimki bir musulmonni azobdan xalos qilsa, Alloh uni qiyomat kuni azobdan xalos qiladi. Kimki bir musulmonning savalligini yopsa, Alloh qiyomat kuni uning xatoligini yopadi." Xitoydagi qamal bo'shatilgan bo'lsa-mu, Uyg'urlar davomli qamalda turmoqda. Xitoy atalmış virus yuqumini nolga tushirish nomida ijro qilayotgan Sharq Turkistondagi ishiklarni taqib, xalqni ochliq va o'limga ittirish jinoyatlari sababli maydonga kelib chiqqan o'rimchidagi o't fojiasida 44 kishi hayotidan ayrildi. Xitoyning qattiq qamal qilishiga chidamagan xalq o't fojiasida qasdanlik bilan tashlab qo'yilib, ichinishlik o'ltirilgandan keyin 24 noyabr kechasida Xitoyga qarshi umumiyuzlik qarshilik ko'rsatdi. Sharq Turkistondagi norozilik harakati Xitoy o'lkalari bilan cheklanib qolmasdan chet elgacha kengayib, Xitoy kommunistlarini sarosimaga soldi. Shundaqli xalqaro jamiyatning qattiq ogohlantirishiga duch kelgan Xitoy rejimining Xitoy o'lkalarida qamalni tadrijiy bo'shatishga boshlagan bo'lsa-mu, biroq Sharq Turkistondagi qamalni bo'shatmaganligi aydinlashmoqda. Amerika ovozining 6-dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy rejimi Beijingdan Guyjuqacha, Shanghaydan Luoyangacha atalmish yuqumning oldini olish va kontrol qilish tadbirlarini davomli bo'shatgan. Ommaviy so'rovlarga kirganda va chiqqanda salomatlik tekshirishini amaldan qoldirgan. To'siqlardan o'tganda yadro kislotasi tekshirish isboti ko'rsatish qoidasini amaldan qoldirgan. Tangritog' to'rining 6-dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitoydagi yuqumning oldini olish tizginlash xizmati rahbarlik guruhi ishxonasi uxtirish tarqitib, aholilarning talla bozori, savdo sariyi va boshqa ommaviy so'rovlarga kirganda salomatlik tekshirish guvohnomasini tekshirish odatini bekor qilganligini, mahalliy yezi ziyorat qilish uchun salomatlik tekshirish kenishkisi talab qilinmaydiganligini e'lon qilgan.
5 dekabr çüştün burun Ürümçi şehirlik akbarat işhanesi yukumunun aldığını eliş tizgilleş hakkıda akbarat ilan kılış yığını açkan bulup, yığında xavup xatırı yukarı rayondaki şehir ahalisi ve maddi eşya bilen temmilleşke kapalatlı kılış qatarlık, yepik, halkılık meşgulat kılıdığan xatırı yukarı iş ornadaki kesipkarlar yenili talepbuyca salametlik tekşürüşke katnışıdığallıqını, adetki kişilerge karata yadro kistatası tekşürülmeydiğallıqını ilan kılgan bolsumu, bırak Şarkı Türkistan'dan tarqalgan sıllar Xitayning Şarkı Türkistan'da tekşi kamalını boşatmağallıqını aşkarlıqan ve atalmış ayırıp gözüş orullarga tutkun kılış izgil türde devam kılgan. Küzetküçüler Xitayının Şarkı Türkistan halkıge karatkan kemistiş atalmış terör tökmeti, şundaqla atalmış əsəbi küçlerini tazılaş namıda irqi qırgınçılıq cinayetini devam kılıp atkallıqını, bu qetim kamalını boştuş meselesi de Şarkı Türkistan halkıge parıqlıq muameli kılıp, atalmış Alahidi rayon digen namını otturgu çıkırıp kamalını boşatmağallıqını, ama teşviqat vasıtlardı bolsa, hemme millet beraber digen sepsetini küçep teşviq kılıp atkallıqını bildirişmekte. Hindonuziya nikah sırtıdaki münasibetke karşı kanun makulledi. Hindonuziya parlamenti talaş tartış bulup atkan kanunu tüzütüş kürgüzüp, nikahsız billi turuş bilen nikah sırtıdaki münasibetini çekleşine karar kıldı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Hindonuziya parlamenti 6. dekabr cinayi işler kanunu tüzütüş kürgüzüp, nikah sırtıda cinsi münasibet kılışını çekligen bulup, xilaplık kılgıçularga 1 yıllık kamak cezası berildiken. Haberde kayıt kılınışça, yeni tüzütülgen cinayi işler kanununun icrası Hindonuziya puhraları ve çetelliklerge okşaş bulup, tüzütüş kürgüzülgen kanun diyene toy kılmağalarının billi duruşu çeklengen. Yeni kanun diyene prezident ya ki devlet organlarını hakaretleş, devletinin akide ve ideologisiyle zıt kararlarını tarqıtış hem de ruhsat almayı namayış kılış çeklengen. Mezkur ceza kanunu tüzütüş kürgüzüş meselesi parlamenti müzakere ve beylettaşlaşkı sunulganda, Endonezya'daki barlıq siyasi partiyalarının kollışığı erişken. Yeni kanunun resmi yolu koyuluşuğa 3 yıl vakit getirdiğin bulup, mezkur kanunu icra kılış üçün tepsili kaidelerini tüzüşkü doğru kilidiken. Bildirilişçe, Hindonuziya'nın növetteki kanunu zina pahişini çekligen bolsa mı, ama toydun burunqa münasibet kılmışlarını cezalamaydıken. Hindonuziya Adliya Ministerliği bayanatçısı Albert Aris'nin eytişçe, yeni kanun asaslıqı ahlaki cahetli nazaretini küçeytken bulup, ama nikahsız münasibetini paşkılalaydıgan kişiler pekat kanunga xilaplık kılgıçının ata anesi, jorisi ve balları bilerle çeklindiken. Albert Aris bu axta cinayi işler kanunu tüzüş kürgüdüştiki maksat nikah tüzümü ve Hindonuziya halkının kımmet karışını qoğdaş. Şunun bilen bir vaqtta cemiyette şahsi mehbiyetlikini qoğdaş, avamının ya ki başka kişilerinin üçüncü bir taraf hakkıda xalıgancı dilo məlum kiliş, ya ki əxlaq namıda xalıgancı sotki bulu velişiği yol koymaslıqtın ibaret digen. Hindonuziyanın Kanunçılık ve Kişilik Hukuk Ministeri Yasunna Laoli, kısmen kişilerinin mezkur kanunga karşı kılgan asassız tənqitlerge cevaben, köp medeniyetlik ve köp dillik devlette her qaysı taraflarının menfaatige maskeledigan cinayi işler kanununu tüzüş asan iş emas digen. Hürmetli körümeler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. İnşallah ertiki programımız görüşkice aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.